Herkese merhaba, Kaşif Yasin kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber Kral Şakir çizgi filmindeki Fil Necati'yi, yani bizim Necoli'nin hayat hikayesini anlatacağız. Bakalım Fil Necati çocukluğundan bu zamana kadar neler yapmış, neler yaşamış. Tabi bu anlattıklarım bazıları duyumlar ya da hayal gücü de olabilir. Biliyorsunuz şu anda Fil Necati popüler bir film yıldızı. Filmdeki rolünüze hazırlanmak sizin için zor oldu mu Necati Bey? Açıkçası şişman ve tembel bir fili canlandırmak benim için oldukça farklı bir deneyim olacaktı. Çok zorlandım. Normalde de şişman ve tembel bir filsiniz zaten. Aynı zamanda YouTuber. Tabi şarkıcı kimliğini de unutmayalım. Ters düz takla, düşmanı hakla. Boş boş durma, videomu like'la. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Peki, videoya başlamadan önce size bir soru sormak istiyorum. Sizin de Fil Necati gibi bir arkadaşınız olsun ister miydiniz? Bence gayet eğlenceli bir arkadaş olurdu. Bu arada kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenmeyi de unutmayın. Bu arada yorum yapan herkese de kalp bırakıyorum. Hadi hiç beklemeden hemen videomuza geçelim. Son yıllarda animasyon sektörü ülkemizde de hızlı bir gelişim sürecine girdi. Cartoon Network kanalında yer alan ilk Türk animasyon dizisi olan Varol Yaşaroğlu imzalı Kral Şakir, Türklerin de iyi derecede çizgi film yapabileceğinin en güzel kanıtı. Kral Şakir çizgi filmindeki Fil Necati ise Türk animasyon tarihinin en unutulmaz karakteri olmaya aday. Fil Necati'nin oynadığı sinema filmlerine bakacak olursak Kral Şakir ve Oyun Zamanı, Kral Şakir ve Korsanlar Diyarı var. Madem sinema dedik, sizlere bir de müjde vereyim. Kral Şakir Geri Dönüşüm sinema filminin ilerleyen tarihlerde sinemalarda olacağını söyleyelim. Kral Şakir Geri Dönüşüm filmi çıkınca mutlaka kanalımda inceleyeceğim. O sebeple kanalıma abone olmanızı ve bildirimleri de açmanızı öneririm. Fil Necati'nin oynadığı filmlere bakacak olursak Kral Şakir Oyun Zamanı var. Konusu ise laboratuvar deneyi sonucu açılan kapı ile kendilerini cep telefonu oyunlarının dünyasında bulan Fil Necati, Şakir ve ailesinin hikayesi anlatılıyor. Ailece sinemaya gidenlerin yüzünü güldüren filmin favori karakterleri Fil Necati ve Kral Şakir izleyicileri ikiye böldü. Ebeveynler Kral Şakir'i tutarken çocuklar ise Fil Necati'ye bayıldıklarını söyledi. Benim favorim de çocukların olduğu gibi tabii ki Fil Necati. Kral Şakir Korsanlar Diyarı'nda ise okyanusun en derin yerinden çıkan tarih öncesine ait dev bir yaratık şehre gelmek üzeredir. Şehre ulaşmadan onu durdurmak isteyen Şakir ve ailesi altın savaş topunu bularak yaratığı etkisiz kırmak için yola koyulurlar. Fakat kendilerini Bermuda Şeytan Üçgenindeki korsanların hakim olduğu bir kürenin içinde bulurlar. Serinin 3. filmi bakalım nasıl olacak? Yakın zamanda bir film analizi yapmayı düşünüyorum. Her neyse, biz Fil Necati'nin bebekliğinden bu zamana kadar gelen kısmı konuşalım. Minnacık bir fil düşünün. Mor renkli, sevimli ve aşırı derecede obur. Tamam. Bilim insanı Miket abi ortadan kayboldu birden. Biz de çocuk olduk. Benim karnım acıktı. Fil Necati'nin annesi ve babası çizgi filmlerde çok görülmese de aslında çok zengin kişilerdir. Bu sebeple Fil Necati çok şımarık büyümüştür. Her istediğini yediği için de oldukça obur olmuştur ve fazlaca kilo almıştır. Fil Necati bebekken erken konuşmuş ve erkenden yürümüştür. Konuştuğu ilk kelimeyi tahmin etmek ister misiniz? Tahmin edemediyseniz hemen söylüyorum. Konuştuğu ilk kelime Günay Börttür. Zaten bu kelimeyi sürekli kullanmaya başlamıştır. Ne var bunda? Benim lömpence öğrenme ders kayıtlarım var. Lömpence ne ayol? Lömpence Necati'nin uydurduğu bir dil karıcığım. Ders 1. Lömpence de günaydına Günay Bört denir. Ailesi oldukça zengin olmasına rağmen Fil Necati onlarla genelde bir araya gelmez. Sadece bir bölümde bir araya gelmişlerdi. Bu olay da şöyle oldu. Necati'yi havaya fırlattıkları sahnede Necati'nin cep telefonu çaldı. Necati telefonda ailesiyle görüştü. Ailesi meğer Fil Necati'yi ziyarete gelecekmiş. Buraya kadar her şey güzel. Fakat kötü olan kısma geliyoruz. Fil Necati'nin anne ve babası bizim Necati'yi süper bir işte yönetici olarak biliyorlarmış. Hatta babası Fil Necati'nin özel jeti falan var sanıyormuş. Fakat Necati gün boyu boş gezen ve oyun oynamayı seven birisi. Aslında bir söylentiye göre Fil Necati'nin Kral Şakir'in okulunda temizlik görevlisi olarak çalıştığı söyleniyordu. Fakat ben bununla ilgili bir bilgiye rastlamadım.
Sizlerin bilgisi varsa lütfen yorumlarda belirtin. Bu arada Fil Necati'nin annesinin adı Neriman. Babasının adı ise Naci Bey'dir. Fil Necati'nin ailesiyle çok sık görüşmemesinin sebebi Fil Necati'nin ailesinin şehir dışında olması olabilir. Bunun sebebini şu an için tam bilmiyoruz. Ama sizler öğrenirseniz mutlaka bana yazın. Fil Necati herkesin bildiği gibi gerçekten çok komik. Hatta bir bölümde herkese farklı isim koymuştu. Mesela Canan'a Naciye demişti. Hatta adının Canan olmaması gerektiğini, çünkü Canan'ın Naciye tipinde olduğunu söylemişti. Hem benim adım Naciye değil, Canan. Ama sende Naciye tipi var. Ne demek o ya? Öyle işte. Bayağı Naciye'ye benziyorsun sen. Kral Şakir'e ise Server ismini takmıştı. Bak mesela bu çocuk da tam Serven. Hani direkt Serven. Başka bir şey olmaz bundan. Kral Şakir'in babası Remzi'nin ise isminin Kamuran olması gerektiğini, çünkü Remzi de tam Kamuran tipi olduğunu söylemişti. Bak bunda babasında da tam Kamuran tipi var. Hatta kendi kendine bile şaka yapıp tipinin başka bir isimde olduğunu söylemişti. Ya. Ben de Necati'ye benzemiyorum ben. Abdülmehmet tipi var bende. Abdülmehmet. Fil Necati'nin daha önce bebekken ilk konuştuğu kelimenin Günaybert olduğunu söylemiştim. Fil Necati aslında kendisine özgü bir dil geliştirmiş ve bu dile Lömpence adını koymuştur. Bence öğrenme ders kayıtlarım var. Lömpence ne ayol? Lömpence, Necati'nin uydurduğu bir dil karıcığım. Ders 1. Lömpence de günaydına Günaybert denir. Şimdi cümle içinde kullanıyoruz. Günaybert, kahvaltı hazır. Fil Necati'nin en sevdiği yemek dürümdür. Daha doğrusu Adana dürüm desek daha iyi olur. Fil Necati ile Remzi zaten bu dürüm sayesinde tanışmıştı. Remzi ile Kral Şakir'in tanışma hikayesini ise Kral Şakir'in babası Remzi'yi ne kadar tanıyorsun videosunda bahsetmiştim. O videoyu da izlemenizi şiddetle öneririm. Buraya kadar hep güzel şeyler anlattık. Güzel şeylerden bahsettik. 2020 yılında ise kötü bir şey oldu. Fil Necati'yi seslendiren abimiz Levent Yüksel hayata gözlerini yumdu. Ani bir şekilde aramızdan ayrıldı. Bakalım Fil Necati'yi kim seslendirecek? Bence Fil Necati'ye Levent Ünsal'ın sesi çok yakışıyordu. Bakalım yeni dönemde bizleri neler bekleyecek? Sizlerin de yapmamı istediği video varsa lütfen yorumlarda bana belirtin. Bu arada kanalıma abone olmayı ve videomu da beğenerek bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.